Erkan, saat sabah 4:30. Eksiğimiz var mı? Aldık mı her şeyi? Aldık. Tamam. Ben de şöyle çantamı son parçaya koyayım. 908 kilometre gideceğiz. Hazır mısın? Hadi. Hadi. Evet, yolculuğumuz için sabah çok erken saatte İstanbul'dan yola çıktık. Rotamızın ortası Ankara'yı biraz önce geçtik. Şöyle bir kısa bir mola verelim. Daha önümüzde yaklaşık 400 kilometreden fazla yol var. Bundan sonraki adım Adana'da Şakirpaşa Havalimanı olacak ama önce şöyle bir çay kahve içelim, molamızı yapalım. Şöyle bir çayımızı içelim, arkasından yola devam edelim. Ben kısaca size bir Teknofest'in hikayesini anlatmak istiyorum. 2018 yılında İstanbul Havalimanı daha hizmete girmemişti. İlk Teknofest İstanbul Havalimanı'nda işte muhtemel kargo, şu anki kargo bölümünde yapıldı ve gerçekten büyük ses getirdi. Teknofest'in tabii biz havacılık kısmıyla, gösterileriyle bakıyoruz ama burada binlerce genç geliyor, binlerce takımla birlikte teknoloji geliştiriyorlar. İnsansız hava araçları, sualtı hava araçları, yazılımlar, birçok konuda gençler yarışıyorlar ve projeleri karşılığında dereceye girenler para ödülü alıyor. Ve daha da önemlisi, paradan da önemlisi, sektörel şirketlerle işbirliği sunuluyor ve onlara yeni bir kariyer ortaya çıkıyor. Yarıştıkça, o yarışmanın, rekabetin keyfini hissettikçe gençlerimiz çalışıyor. 2018'de bu başladı. Arkasından böyle bir pandemi döneminde biraz daha kapalı olsa da tek yıllar İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda, çift yıllarda bir Anadolu kentinde Teknofest organizasyonu yapılıyor. Evet, şimdi ilk defa Adana Teknofest'te ev sahipliği yapacağız ve biz de Havelsan'la birlikte günlük vloglar çekeceğiz. O günün gelişmeleri, neler oldu, neler bitti, gençlerin heyecanını, hangi teknoloji ve neler var bunları beraber göreceğiz. Böyle günlük vloglar halinde dilim döndükçe anlatacağım size. Bu arada çayımız geldi galiba. Evet Özge, çok teşekkürler. Çayımızı da alalım. Bizim evden Adana'da Şakirpaşa Havalimanı'na 908 kilometre. Bu benim bir gün içerisinde hayatımda kat ettiğim en uzun yol olacak. Allah'tan otoban daha az yoruluyor insan ama dikkatli olmakta fayda var. Böyle arada da çay molaları beni kendime getirecek. Ben de müsaadenizle bir yudum alayım çaydan. Ondan sonra muhabbetimize devam edelim. Ankara bugün 13 derece, oldukça soğuk ama Adana'da 30 dereceye doğru gidiyoruz. Adana tabii halen yazı yaşıyor. Sıcak ve güzel bir Teknofest olsun diyoruz. Oradan gelişmeleri sizlere anlatacağız. Hedefim bugün Adana'ya, Şakirpaşa eski adıyla eski havalimanına varacağız. Şöyle bir açılış öncesinde de bir etrafa bakarız. Neler var, neler yok. Ondan sonra birinci gün vlogumuzu tamamlarız. Ertesi gün 2 Ekim'de büyük bir heyecanla Teknofest başlayacak. Bakalım oradaki gelişmeleri, oranın nabzını sizler için tutacağız. Toros Dağları'nı aştık ve artık Adana il sınırındayız. Bundan sonraki hedef Adana Şakirpaşa Havalimanı. Bekle bizi Teknofest. Türkçemizde çok güzel bir söz var. Aç ayı oynamaz. Bir karnımızı doyuruyoruz. Hemen arkasından Adana Havalimanı'na geçiyoruz. Teknofest'in durumlarına bakıyoruz ama önce Adana mutfağının Adana kebabıyla tadına bakıyoruz. Ama lezzetine bak, ondan sonra. İşte tadalım ondan sonra. Çünkü, evet, önemli olan lezzet, görüntü değil. Adana Teknofest'in en büyük farkı yarışmalarımızda bir de Şampiyonlar Ligi diye bir kategorimiz var. Bütün şampiyonların yarıştığı toplum yararına projeler üretmelerini bekliyoruz. Biz tabii Teknofest Adana'nın, Akdeniz'in ana teması yapay zeka. Anka 3 göz geçiş yapacak. Onun dışında Kızıl Elma geliyor mu? Kızıl Elma Çorlu'da testlere devam ediyor. Onu seri üretime geçiriyoruz. Hızlıca öğrenmeye çalışıyoruz. Oradaki 2023'te büyük gösteriler yaptık. Çevir sayesinde işlem yapıyor. Bunun yanında tabii hafta içi gelmelerini tavsiye ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi var. En fazla kayıt bu yıl var Teknofest'te. Festival öncesi kayıt. En kalabalık Teknofest olmaz ama bu alanın büyüklüğüne göre çok yoğun bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Hafta içi gelmelerini tüm ziyaretçilerin, bunun yanında
toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Bu yıl Teknofest burada ilk defa Adana'da düzenleniyor. Ve şöyle bir kısa bir tur atacağız. Akıncı'nın önündeyiz. Hemen yanında Hürkuş'un mokabı, onun diğer tarafında Kızıl Elma. Diğer tarafta helikopterler Chinook, AH-1W Super Cobra, Anka İHA. Şöyle bir ilerleyelim, neler var bakalım. Heyecanı yarın birlikte yaşayacağız. Şu an Teknofest'te açılış için saatler kaldı ama son dakikaya kadar bütün çalışmalar buradaki insanların büyük emeğiyle devam ediyor. Yarın sabah buraya geldiğiniz zaman işte bu arkamda görmüş olduğunuz standlar, yarışmacılar, öğrenciler ve tabii ki burayı gezmeye gelenler için hazır duruma getirilecek ve sizlerle bu heyecanı birlikte paylaşacağız. Teknofest boyunca ben Havelsan standı ve çevresinde olacağım. Sizlerle bir araya geleceğiz ve Adana'nın sıcak havasını gökyüzünde jet motorlarının sattığı o sıcak havayı sizlerle paylaşacağız.